yetişkinlerin cyberbullying yapması karşısında nasıl bir önlem alınabilir diye takipçimiz soruyor. Tabii cyberbullying'le kastedilen burada siber işte zorbalık ya da işte cyber ya da siber işte saldırılar, kişilere rahatsız verici hareketlerde bulunmalar denilebilir. Şimdi eğer siz günün sonunda rahatsız edici bir durumla karşı karşıyasınız ve bu internet ortamında bile oluyor olsa, gün sonunda size bir saldırı ya da tek ya da grup olarak size karşı rahatsız edici bir ortam yaratılıyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir durum ile eğer karşı karşıyasınız, o zaman yapılabilecek en ideal şey bu noktada gerekli bulunduğunuz sanki sosyal medya mecrasıysa o sosyal medya mecrasındaki kurumlara bu hesapları ya da grupları şikayet ediyor olmanız önemlidir. Yani dolayısıyla sizin bu noktada haklarınızın korunması için bu yapılan saldırılar hani tehlikeye düşürücü ya da zarar verici duruma girebilir. Bu noktada önleminizi alma ilk adım olarak atabilirsiniz. Diğer bir önleminiz de tabii ki eğer baktığınız bu saldırılar devam ediyor, o zaman savcılıklara ya da polis karakollarına gidip onların cyber bölümüne ilgilenen ekibine ya da bölümüne bu noktada gerekli şikayetlerde bulunabilirsiniz. Çünkü bu sayede ancak bu oluşan durumla ilgili gerekli önlemleri almanız mümkün olabilir. Tabii internetin de gelişimiyle, sosyal medyanın da gelişimiyle artık birbirlerine saldırılar, işte bu bullying denilen hareketler okullarda veya iş yerlerinde, değişik yerlerde olabilen şeyler şimdi sosyal medya mecrasında da gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu noktada haklarınızı korumaya çalışmanız gayet yerinde olacaktır. Dediğim gibi o sosyal medya kurumuna şikayette bulunmanız ideal olacaktır. Ve ikinci olarak da savcılık ya da polis karakoluna gerekli şikayetlerde bulunup bu size karşı oluşturulan durumla ilgili önlem alma adımını atabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.